İmam Buhari'nin sahihini okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kitabul Cihad ve Siyer, Cihad ve Siyer bölümü. İmam Buhari kitabının içerisindeki bölümlere de kitap adını veriyor. Kitabul Cihad ve Siyer. Epey zamandır Kitabul Cihad ve Siyer'i okuyoruz ama artık sonlara yaklaştık, sonlara geldik. Bab başlığı şöyle, en son kaldığımız bab başlığı. Bâbul qalîli minel gulûli. Gulûlun azı. Gulûlun da azı var, çoğu var. Gulûl neydi? Önceki dersimizde bâbul gulûli. Gulûl babını görmüştük. Gulûl işte taksim edilmemiş ganimetten pay çalmak veya herhangi bir şeyi çalmak, önden oradan hırsızlık yapmak, yani kamuya ait bir şey bu. Siz şahsen iç ediyorsunuz, zimmetinize geçiriyorsunuz. İnsanların ortaklaşa mülküne taarruz ediyorsunuz, el uzatıyorsunuz. Buna dair bir hadis okumuştuk önceki dersimizde. Hazreti Peygamber uyarmıştı, yani kıyamet günü karşılaşmayayım. Kiminiz at çalmış, kiminiz deve çalmış, kiminiz altın çalmış, gümüş çalmış. Bunlar boynuna dolanmış halde bana yalvarıyor. Ya Resulallah bana yardım et. Ben de ona derim ki ben Allah'a karşı sana hiçbir şeye malik değilim. Şimdiden uyarmış olayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu manada gululu, yani kamu malına efendim taarruz etmeyi, hırsızlık yapmayı, hırsızlığın da ötesinde ondan daha, yani bir kimsenin herhangi bir kimsenin malını çalmasına hırsızlık denir. Biz buna serika diyoruz, hırsızlık. Ama kamunun malını çalmak, bu gulul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna ayrı bir ehemmiyet, ayrı bir isim ve ayrı bir efendim sonuç tayin etti. Kıyamet planında kişinin akıbetini perişan edecek, onun akıbetini yerle bir edecek bir biçimde feci olarak, fecaatini ifade etmek üzere. Önceki hadisi hatırlarsanız, kendisinin de böyle kimselere asla herhangi bir yararının olamayacağını, eğer çaldıysanız kamudan, o zaman ben size hiçbir şey yapamam, perişan olur gidersiniz. Şimdi bunlar önceki hadiste geçen, işte at vardı, deve vardı, altın, gümüş, hatta cübbe, değerli şeyler. Yeni başlıkta İmam Buhari bunun küçüğüne ne olur? Yani az bir şey gulul yapsa bir kimse ne olur? Büyüğü anladık, adamı ahiretini perişan eder gözüküyor. Bâbul qalîli minel gulûli. Gulûlun azı ne olur? İmam Buhari'nin bu başlıklarına dikkat kesildiğimizde anlarız ki gulûl, yani kamu parasına el uzatmak İslam açısından korkunçtur. Müslümanlar açısından korkunçtur. Dolayısıyla bu asla böyle tolere edilecek, müsamaha ile karşılanacak. Hani bir deyim var, işte devletin parası veya malı deniz yemeyen, işte saf veya keriz gibi yenir madem kamudur biçiminde bunu hafife alan bir yaklaşımın tam tersi bir yerde konumlanıyor Müslümanların bakış açısı. İnsanların ortak malına taarruz etmek kişinin akıbetini, ahiretini karartır, felakete sürükler. Şimdi bunun azını İmam Buhari konu etmiş ki iyice meseleyi kavrayalım. Azı, hani büyüğünün tolere edilemeyeceğini, Resulullah hiç bana o gün orada yalvarmayın, hiçbir şey yapamam diyerek kestirip attı. Peki azı nasıldır? Azı tolere edilebilir mi? Yani bakalım şimdi. وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنُ Abdullah bin Amr عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ وَهَذَا أَصَحُّ
bu konuda bir az bir şey çalmış bir kimse var. Onun metaını çaldığı şeyi Resulullah'ın yaktığına dair bir rivayet. İmam Buhari bab başlığında bunu düzeltiyor. Diyor ki böyle bir şey yok. Yani falanca küçük bir şey çalmıştı, bu sonra ortaya çıktı. Resulullah da o çalınan şeyi yaktı diye böyle bir şey dile getirmemiş. Bunu bab başlığına iliştirdi. Daha henüz hadisi vermeden İmam Buhari. Peki hadise bakalım. 2909 nolu hadis. Haddethana Ali ibn Abdillah, bize Ali bin Abdullah anlattı. Diyor İmam Buhari. Hocası Ali de diyor ki haddethana Sufyanu, bize Süfyan anlattı. O da an Amr'in, Amr'dan. O da an Salim ibn Ebil Cadi, Salim bin Ebil Cad'dan. O da an Abdullah ibn Amr'in, o da Abdullah bin Amr'dan. Kale, dedi ki, كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yükleğinin başında bir adam vardı. Yani Resulullah'a iş görüyor, onun yakınında. Resulullah'ın yüklerine bakan birisi. يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَ. Ona kirkire denirdi. Veya başka rivayetlerde kerkere deniyor. فَمَاتَ. Bu adam sonra vefat etti. Kerkere vefat etmiş. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, هُوَ فِي النَّارِ. O ateştedir. Kerkere ateştedir dedi. Kerkere cehennemdedir dedi. Bunlar kerkereyi merak ettiler. Kerkere niçin böyle bir akıbete uğradı? Resulullah onun hakkında niçin böyle söylüyor? فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ اِلَيْهِ. Gidip baktılar geriye ne bıraktı, ne etti diye. فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. Baktılar ki bir orada aba var. Bu abayı غُلُول yani çalmış. Ortak kamu, halkın umumi ortak malından bunu iç etmiş. Abayı orada gördüler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun akıbetiyle ilgili söylediği sözün manasını anladılar. Huve finnari, o ateştedir. Dolayısıyla Müslümanlıkta hani birileri Müslümanları bununla efendim itham ediyor. Sanki bu İslam'ın yücelttiği efendim işte bal tutan parmağını yalar misalindeki gibi tolere ettiği, müsamahayla karşıladığı, fırsatını bilen, işini bilen yapsın, önemsemediği. İslam bundan beri hani bunu yapan yok mu Müslümanlar arasında? Elbette vardır. Bakın Resulullah'ın yanı başında, dibinde, onun yükleriyle ilgilenen kişi de bile görülebildi. Ama İslam bunu özendiriyor, İslam bunu tolere ediyor, İslam bunu alttan alta veya Müslümanlar böyleler gibi bir şey Müslümanlar açısından olsa olsa büyük bir itham olur. Kendileri vaktiyle, hamuduyla götürenlerin bu ithamı bugün yapması da ayrıca bir anlamlıdır. Fakat onlar zaten yapmaları gereken adaveti sergiliyorlar. Ben asıl Müslümanlar arasında bunu yaparak hem kendi akıbetlerini karartan hem de İslam'a bu ithamı yapıştırılmasına mazeret veren, fırsat veren kimselerin durumu daha bin beter. Yani böyle bir yaklaşımla efendim kamunun parasını iç eden yahut usulü dışında kamuya ait olanı ele geçiren, başkasına ele geçirilmesine imkan tanıyan, sağda solda bunu anlatabileceği, anlatamayacağı türden işleri el altından yapan her kim ise, bu kimse bunu bir de ayrıca İslam'a, İslam'ın o güzelim bilinirliğine leke sürerek ikinci bir kötülük işlemiş oluyor. Karesiyle bugünkü ortamda cürme bulaşmış oluyor.
İslam bunu asla özendirmez, bunu müsamaha ile karşılanmasını asla telkin etmez. Tam tersi bunu vahim bir durum olarak ahirette o kişinin akıbetini de karartacak. Niye diyoruz? Çünkü el altından yaptığı için, gizliden yaptığı için burada ortaya çıkmasa bile illaki Allah Azze ve Celle huzurunda onu perişan edecek bir sonuca dönüşür. Bu kişi Resulullah'ın dibindeki bir kimse bile olsa huve finnâri. Allah'ın Resulü dedi ki ateştedir. Şimdi herkes kendi akıbetine, kendi geleceğine kendisi baksın. Kim nerede, kamunun hangi şeyini, hangi ihalede yapmış, oradan ele geçirmişse, usulü dışında geçirilen sadece mal değil, usulü dışında ele geçirilen ne bileyim, iş de öyledir, yetki de öyledir, kadro da öyledir. Bunları sağda solda insanlara anlatamıyorsanız, siz gayrimeşru bir iş yapmışsınız demektir ve siz kerkerenin soyundan geliyorsunuz ve kerkerenin akıbetine uğrayacaksınız demektir. Müslümanların aleyhine bu ithama da ayrıca yol açtığınız için, daha fazla buna fırsat verdiğiniz için, çünkü illaki sağdan soldan insanlar, aynı kurumdan insanlar bunları görüyorlar. Gördükleri zaman da işte bunlar da böyle dedirtiyorsunuz. Bu Müslümanların üzerine binen bir yük. Genel bu işe hiç eli ulaşmamış, bu işte hiç gönlü niyeti olmayan, üzerine eline binler yetkisi geçse, milyonlar geçse, tek kuruşuna el uzatmayacak olanlara da bu lekeyi çalmış oluyorsunuz. Bunlar az sayıda ekalliyet de olsalar, müminlerin arasında hep varlar, ola geldiler ve hep olacaklar. Ama İslam'ın bunlara verdiği cevap hep aynı. Resulullah ta kendi döneminden ve çağlar ötesine aynı mesajı verdi. Allah'ın huzurunda üzerinizde bu mallar ile geleceksiniz. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ ayetindeki gibi. Üzerlerine dolanmış olarak çaldıkları şeylerle gelecekler. Bazısı gayrimeşru böyle diyelim kadro elde ediyor. Bir ömür aldığı para bu kabilden oluyor. Bazısı koca bir biçimde efendim gayrimeşru yöntemlerle arazi elde ediyor. Bunun çalınan bilgisi bile bu kabildendir. Bilgiyi çalıyor, bilgiye uygun olarak gidip başka normal insanların bilmediği ne bileyim imar bilgisi olur vesaire. Bunlara varıncaya kadar Allah Azze ve Celle hepsinin hesabını bilir ve hepsinin hesabını o kişilerden ellerine geçirdikleri kamu yetkisini şahsi çıkara dönüştürmelerinin hesabını sorar. İkinci bir hesapta bunu Müslümanlara yıkılan yükünden ötürü, İslam'a yıkılan Müslümanların aleyhine propagandaya dönüştürülen bu fırsatı açmalarından ötürü de ayrıca vebal altında olurlar. Hele hele Müslümanların bu kadar nazik, dünyada bu kadar çaresiz, her taraftan düşmanların kendilerini çepeçevre kuşattığı, bir fırsatlarını bulup da tepesine binmek istedikleri bir dönemde ümmetin geleceğini riske atacak kadar şahsi çıkar edinme hevesine kapılanların hem millete hem de ümmete hıyanetlerinin ebatlarını düşünemiyoruz bile. Peki, kerkereyi konuştuk ve kerkere tiplemesinin nasıl bizim açımızdan büyük bir tehdit olduğunu öğrendik. Öyle nesil yetiştirmeliyiz ki kamunun insanların ortak malına olan hassasiyetiyle Müslümanlara ve İslam'a şeref katsın. Yerlisi, yabancısı, Müslümanı, gayrimüslimi desinler ki bunlar asla el uzatmazlar. Yani hazineyi teslim et, bir kuruşuna el uzatmazlar. Öyle yetişiyorlar, öyle bir hassasiyetleri var. Çünkü alemlerin Rabbine karşı her türlü gizliyi bilen, alemlerin Rabbine karşı içten içe mesuliyet hissediyorlar. Ama kafir öyle değil ki. Kafir fırsatını buldu mu her türlü götürür ve onu uyanıklık sayar. Vaktiyle bunu demin söyledik. Hamuduyla götürenlerde zaten görmüş idik. Ama bize bunun bir iğne kadarı bile yakışmaz. Küçücük bir örneği bile
yakışmaz. Ne kadar yüzünü yıkarsanız yıkayın, dediğim gibi bilgi kırıntısının bile şahsi mülke dönüştürüldüğü örnekler dahi çirkindir. Ne İslam'a ne de Müslümanlığa yakışır. Dolayısıyla kerkera üzerinden İmam Buhari, gulûlün küçüğü neyse büyüğü de odur dedi. Bir küçük bir aba değersiz çalmış ama Resulullah dedi ki huve finnâr, o ateştedir. Kâle Ebu Abdillah, Ebu Abdullah dedi ki, kâle İbn-i Selam'in, İbn-i Selam dedi ki, kerkera yani bi fethil kaf, yani kafın fethasıyla okunur. Yukarıda rivayette kirkira gördük. Burada da İmam Buhari o huve madbutun hakeza, bunun zaptı, harekesi böyledir diye bir bilgi vermiş Ebu Abdillah dediğimiz İmam Buhari.